Hesap tabloları çok eskiye dayanan bir geçmişe sahiptir. Önceleri daha çok muhasebe alanında kullanılan hesap tabloları zaman içinde gelişerek bugünkü konumuna ulaşır. Bireysel ve iş alanında yaygın bir kullanım alanı bulur. Hesap tablosu, verilerin tablo yapısında organize edilerek hesaplama, analiz ve raporlama olanağı sağlayan genel amaçlı uygulama yazılımlarıdır. Önceleri sadece masaüstü bilgisayarlarda kullanılan bu yazılımlar artık web tarayıcısında ya da mobil cihazlarda rahatça ulaşılabilen esnek yazılımlar halindedir. Program süresince konuyla bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar hücre, formül, işlev, veri listesi, sıralama, filtreleme, grafik ve özet tablo şeklindedir. Bu programı izledikten sonra hesap tablosu nedir? kullanım alanları nelerdir? Hücre biçimleme özellikleri nelerdir? Hangi formül ve işlevler kullanılabilir? Sıralama ve filtreleme nasıl uygulanır? Grafikler nasıl oluşturulur? Özet tablo nedir sorularına yanıt bulabileceksiniz. Bireysel ihtiyaçlar ve iş hayatında hesap tabloları kolay ve hızlı kullanım özellikleriyle öne çıkar. Bir uygulama yazılımı olarak hesap tablolarından Form tasarlamada, liste hazırlamada, basit istatistiksel analizlerde, finans ve muhasebe işlemlerinde faydalanılır. Hesap tablolarında üzerinde işlem yapılan hücre ya da hücrelerin seçili olması gerekir. Bu nedenle aktif hücre ve aktif sayfa kavramları kullanılır. Örneğin ekranda görülen Excel çalışma sayfasında E13 hücresi aktif durumda, başka bir deyişle seçili durumdadır. Eğer klavyeden veri girişi ya da herhangi bir biçimleme işlemi yapılırsa bu işlemden sadece ilgili hücre etkilenir. Hesap tablolarının çalışma prensibi hücrelere girilen veriler ve bu verileri kullanan formül yapılarına dayanır. Hesap tablosu yazılımları işleyiş açısından çevrim içi ve masaüstü uygulamalar olarak sınıflandırılabilir. Google E Tablolar, Microsoft Office 365 Excel uygulamaları, web tarayıcı üzerinde çalışma ve içeriği bulut depolama alanında saklama olanağı sunan yeni nesil hesap tablolarına örnektir. Masaüstü hesap tabloları yazılımlarının en yaygın kullanılan ve bilinen örnekleri olarak Microsoft Excel, OpenOffice Calc, Numbers, LibreOffice Calc ve Lotus 1-2-3 yazılımları verilebilir. Hesap tabloları ile çalışılırken bilinmesi gereken ilk konu hücre kürsörünün kullanılmasıdır. Hücre kürsörü, ekrandaki tablo üzerinde etkin olan hücreyi göstermek amacıyla farklı renkte işaret edilen hücreyi ifade eder. Bir hesap tablosuna veri girişi sadece klavye kullanılarak yapılmaz. Bazen diğer programlardan kopyala yapıştır yapılır. Bazen de dış veri kaynaklarından veri alınır. Excel yazılımında dış veri kaynakları için veri sekmesinin sol kısmında bulunan dış veri alma fonksiyonlarının kullanılması gerekir. MS Access, metin dosyası, web sayfaları, SQL Server veri tabanı, XML gibi birçok veri kaynağından talep edilen veriler hesap tablosuna alınabilir ya da bağlanabilir. Hesap tablolarının önemli özelliklerinden biri de hücrelerinde sakladıkları verileri farklı biçimlerde görüntüleyebilmeleridir. Aktif olarak seçilen hücre ya da hücrelerin biçimlenmesi için yazılımlarda menüler mevcuttur. Fakat bu arayüzlere hızlı ulaşım için MS Excel ve OpenOffice Calc yazılımlarında CTRL artı 1 kısa yol tuşu kullanılır. Google E tablolarında ise biçim menüsü altında sayı seçeneğinden formatlara ulaşılabilir. Hücreler, metin ve sayısal veriler olmak üzere iki tür veri içerirler. Sayısal verilerin gösterimi için birçok biçim seçeneği sunan hesap tabloları, tarih, saat, tam sayı, bilimsel gösterim, para birimi gibi görünümleri desteklerler. Hücrelerin biçimlendirilmesi için CTRL artı 1 ile ulaştığımız hücre biçimlendirme menüsü şekilsel biçimlendirme için de kullanılabilecek bir arayüzdür. Hücre biçimlendirme menüsünün sekmelerinde yer alan sayı, hizalama, kenarlık ve dolgu bölümleri bir hücrenin biçimlendirilmesi için gerekli işlevleri sağlarlar. Hizalama sekmesi ile verinin hücre içinde yerleştirileceği konumu, yönlendirme biçimini ve metin denetimi ayarlamaları yapılabilir. Formüller hesap tablolarının var olma sebebi olarak tanımlanabilir. Bir hücreye formül tanımlamak için o hücrenin ilk karakterinde eşittir işlecinin kullanılması gerekir. A1 2 nokta üst üste B2 referansı A1 hücresi ile B2 hücresi arasındaki 4 hücreyi kapsayan bir aralığı ifade eder aralık belirtilen referanslar genellikle bir işlev ile kullanılırlar. Örneğin eşittir ortalama parantez içinde A1 aralık B2 ifadesi eşittir parantez içinde A1 artı A2 artı B1 artı B2 bölü 4 ifadesi ile aynı sonucu yani 2,5 değerini verecektir. Hücrelerde hatalı işlemlerin yapılması sonucunda hücrelerde uyarı ya da hata mesajları alınabilir. Kullanıcıların karşılaşabilecekleri temel hatalar arasında sıfıra bölme hatası, işlevlere hatalı veri türünün parametre olarak girilmesi, formülde hatalı referans yazımı, bir arama işlevinin değer bulamaması, hatalı ad kullanımı şeklindedir. Formüllerin içeriğinde diğer hücrelerdeki veriler ve yazılımın işlev kütüphanesindeki işlevler kullanılabilir. Bu yazılımların esas işi hesaplama olduğu için çok geniş işlev kataloğu mevcuttur. Hesap tablolarının işlevlerini kullanımını kolaylaştırmaya yönelik sihirbazlar ve yardımcılar bulunmaktadır. Veri listelerinde satırlara kayıt, sütunlara ise alan adı verilir. Bir listedeki mevcut sütunlardan yani alanlardan hesaplanarak elde edilmiş yeni alana hesaplanmış alan denir. Bir listenin sıralanması için öncelikle sıralanacak listenin tüm satır ve sütunları seçilir. Daha sonra genellikle veri menüsünde yer alan sırala komutu seçilir. Sıralamanın yapılacağı sütunlar sırasıyla seçilir. Sıralamanın hücrenin hangi özelliğine göre yapılacağı belirlenir. Sıralama düzeni seçilir. Sıralanacak alanlar artan ya da azalan sıralanabilir. Örneğin buradaki tabloya göre önce cinsiyet alanının değerine göre A'dan Z'ye sıralama seçeneği seçildiğinden listede önce bayan sonra erkek müşteriler sıralanır. İkinci sırada ise yaş sütununun içerdiği değerlere göre küçükten büyüğe sıralama seçeneği seçilmiştir. Bu nedenle bayanlar yaşça kendi içinde küçükten büyüğe, erkekler de kendi işlerinde yaşa göre küçükten büyüğe sıralanır. Veri listelerini filtrelemek, başka bir deyişle sınırlamak ya da süzmek hesap tablolarında sıklıkla başvurulan veri işleme şekilleridir. Hesap tablolarında bir veri listesini filtrelemek için veri listesinin tamamı seçilerek filtreleme seçenekleri, türü ve değerleri belirlenir. Grafikler, satır ve sütunlar halinde bulunan verileri şekillere dönüştürerek görselleştirilmesini sağlayan kolay kullanıma sahip araçlardır. Sütun grafik, veri büyüklükleri sütunlar halinde oranlanarak görselleştirilir. Çubuk grafik, sütun grafiğin yatay olarak çizilmesiyle oluşturulur. Pasta grafik bir bütünün parçalarının bütündeki oranını göstermek için çizilir. Alan grafiği değişikliğin büyüklüğünü vurgulamak için kullanılan grafiklerdir. Çizgi grafiği zaman içerisindeki farklı değişkenlerin durumunu izlemek için kullanılır. Dağılım grafiği veri serileri arasındaki ilişkilerin gösterilmesi için çizilir. Radar grafiği birden çok eksenin bir grafikte A şeklinde çizilmesini sağlar özet tablo ya da İngilizce karşılığı ile de kullanılan pivot tablo veri listelerini özetlemede hızlı ve kolay kullanıma sahip yaygın bir araçtır. Özet tablolar listelerdeki sütun başlıklarının bir tablo üzerine yerleştirilerek o alanlardaki verilerin sayılması, toplanması ya da bir takım hesapların yapılmasını otomatik olarak gerçekleştirirler. Hesap tablosu, verilerin tablo yapısında organize edilerek veriler üzerinde hesaplama, analiz ve raporlama olanağı sağlayan genel amaçlı uygulama yazılımlarıdır. Bu yazılımlar günümüzde bireysel ve iş ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yaygın olarak kullanılır. Çünkü hesap tabloları sayesinde büyük verileri analiz etmek, grafik ve özet tablolar oluşturmak oldukça kolaydır. Ayrıca tablolar üzerinde çalışma olanağı da sunan hesap tabloları, yaşamın içinde de yaşamı kolaylaştırma işlevi de görür. Bu programda hesap tabloları ve yazılımları üzerinde duruldu. Tabloların oluşturulma ve düzenlenmesinin nasıl yapıldığına değinildi. Ayrıca formüllerin, veri listelerinin, grafiklerin hesap tablolarında nasıl kullanıldığı açıklandı. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi Temel Bilgi Teknolojileri bir ders kitabının 4. ünitesinde yer almaktadır.